Herkese selam. Bugünkü videomuzun konusu sıfır tuz faydalı mı zararlı mı? Öncelikle şunu bilmek gerekiyor ki tuzun fazla tüketimi de hiç tüketilmemesi de hem böbreklerimize hem de vücudumuza zararlıdır. Bu nedenle sıfır tuz tüketimini asla önermiyorum. Ee, bizler de eskiden mesela ortalama 20 yıl kadar önce e, özellikle böbrek hastalarında sıfır tuz tüketimini önermekteydik. Fakat daha sonraki yapılan çalışmalar gösterdi ki bu çok tehlikeli bir durum. Bunu sıfır tuz tüketimini önermemizin sebebi şuydu. Tuz tüketildiği zaman tuzun içinde bulunan sodyum var. Bu sodyum özellikle tehlikeli. Tuz sodyum ve klordan oluşuyor. Huzun %40'ı sodyum, %60'ı klor. Asıl tehlikeli kısmı fazlalığı da zararı da, azı da zararlı olan kısım bu sodyum oluşturuyor arkadaşlar. Bu fazla alındığı zaman ne oluyordu? Hipertansiyona sebep oluyor. E, hipertansiyon da birçok hastalığın sebebiydi. özel başta böbrek hastalıkları olmak üzere. Kronik böbrek hastalığının şekerden sonrası, diyabetten sonraki ikinci en sık sebebini oluşturmaktaydı hipertansiyon. Aynı zamanda obeziteye sebep oluyor şişmanlığa, koroner atar hastalığına, kalp hastalıklarına, kalp krizine, kalp yetmezliğine, kalpteki ritim bozukluklarına, özellikle atrial fibrilasyona, bu beyin damarlarında pıhtı atma olayı, bu işte pıhtı veya kanama, serebrovasküler hastalık dediğimiz durum. İkisi de çok hayati olay. Ölüm riski var. yine bu bacak damarlarında özellikle emboli, tıkanma dediğimiz periferik arter hastalığı durumlarının gelişmesine, yine kalpten çıkan damar olan aortta genişleme, anevrizma dediğimiz duruma, kemik erimelerine, osteoporoza, bunama dediğimiz demansa, metabolik sendroma ki bu metabolik sendromda şekerle, kolesterol yüksekliğiyle ve kalp ve damar hastalıklarıyla da ilişkili aynı zamanda körlüğe kadar gidebilen e, yüksek tansiyona bağlı retinopati dediğimiz hipertansif retinopati durumlarına hatta kanserlerle de ilişkisi olduğu gösterilmiş. Özellikle de RCC dediğimiz bu böbrek e, kanseriyle ilişkisi var. Aynı zamanda kolon, kalın bağırsak ve rektum kanseriyle, rahim kanseriyle, yine göğüs kanseriyle, başka özofagus Prostat, mesane ve meme kanserleri ve göğüs kanserleriyle ilişkisi olduğunu gösteren birçok yayın bulunmaktadır. Bu kadar riski olan hipertansiyona tuz sebep olduğundan dolayı ve sebeplerden birisi olduğundan dolayı biz genelde tuzu kesmek istiyorduk. Peki madalyonun diğer tarafında ne var? Yetersiz kullanıldığı zaman veya sıfır tuz tüketildiği zaman özellikle de yaşlı hastalarda yani 70 yaş üstü genelde ve menopoz öncesi kadın hastalarda hem beyin hastalıkları hem böbrek hastalıkları hem de kalp hastalıklarının riskinde yine artış oluşmaktadır. Yani tuzun fazlalığı da kalp ve damar hastalıklarını tetikliyor. Azlığı da tetikliyor arkadaşlar. Yani dengede tutmamız lazım. Ne fazla olacak ne önerdiğimiz miktarların altında yani sıfır tuz olacak. Bu ikisi de zararlı. Eğer sıfır tuz tüketirsek böbrekler açısından bakacak olursak eğer hastalarda böbrek hastalığı varsa bu böbrek hastalığının son döneme gidişi yani nakil ve dialize girme riski de artabilmektedir. Aynı zamanda beyin ödemi dediğimiz beynin içerisine su dolması durumu oluşabilmekte ve ama son dönemde de ölüm riski ortaya çıkabilmektedir. Biz hastalara sıfır tuz verdiğimizde başka ne gibi zarar vermiş oluyoruz? Yotu da engellemiş oluyoruz. çünkü yotlu tuz öneriyoruz biz hastalarımıza genellikle. Ancak hipertroidi varsa yotsuz öneriyorduk. Yot olmadığı zaman yot da vücudun birçok metabolizmasında rol alıyor ve çok hayatı öneme sahip bir element. Dolayısıyla yot kaynağı olan tuzdan da hastalar mahrum oluyor ve yot eksikliğine de aynı zamanda eğilim e, eğilim oluşmuş oluyor bunlarda. Özellikle bu Tuz düşmesi olayı yani sıfır tuz verdiğimiz zaman hiponatremi tıp dilinde dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Natremi demek natriyum, sodyum demek. Hiponatremi sodyumun düşmesi durumu. Eğer bu olay iki günden daha kısa bir sürede olursa yani 48 saatten daha kısa bir sürede olursa buna akut diyoruz. Akut hiponatremi. Akut hiponatremi durumlarında hastanın komaya girmesi ve ölüm riski çok yüksektir arkadaşlar Yani kalp kriziyle neredeyse eş değer e, riske sahip. 48 saat içerisinde sodyum değeri normalde kaç oluyor? 135-145 arası. Eğer bu değer 120'nin altına özellikle düşerse aniden hastada ölüm meydana gelebilir. Ee, bazı teknik hatalar yapılıyor. Özellikle hem böbrek hastalarında hem de normal sağlıklı insanlar da bunu yapabiliyor. Ne diyorlar? İşte ben sağlıklı olayım. Böbrek hastalığım ilerlemesin. Tuz zaten zararlı. Birçok şeye sebep oluyor. Kalp tansiyon gibi. Tuzu tamamen sıfırlıyorlar. Veya bazen yanlışlıkla doktor önerisiyle de bunlar maalesef olabiliyor. Hastalar sıfır tuz alıp bir de üzerine fazla miktarda su içerlerse bazıları detoks yapmak amacıyla da bunu yapıyorlar. Tuzu tamamen kesip fazla miktarda su alıyorlar. Günde mesela 5 litre, 6 litre su içen insanlara ben şahit oluyorum. Hem böbrek hastalarında hem de böbrek hastası olmayan sağlıklı insanlarda da. Bunlarda da yine ne gelişebiliyor? Akut hiponatremi dediğimiz yani vücuttaki su miktarı fazlalaşıyor. E, tuz da olmayınca ne oluyor? Bir şey düşünün. E, 5 litrelik ııı e, bir kavanoz veya bir cam şişe düşünün içerisine bir çay kaşığı tuz koyun şimdi yarım bardak tuz su koysanız ne olur iki çay kaşığı tuzda çok tuzlu olur değil mi? 1 litre koysanız ne olur? Seyrelir. 2 litre, 3 litre, 4 litre, 5 litre litre miktarı arttıkça suyun ne oluyor? O içindeki tuz neredeyse tadı alınamayacak hale geliyor. Yani seyreliyor. Vücudumuzda da aynı durum söz konusu. Fazla miktarda su alırsa kısa bir süre içerisinde ne oluyor vücudumuzdaki? Bu elektrolitlerin miktarı dilüsyonel dediğimiz yani sıvı fazlalığına bağlı düşüyor. Normalde kandaki değeri sodyum diyelim 135 ise 4 litre 5 litre su aldığı zaman ölçülen su sodyum bir anda 120'ye düşebiliyor. Bu durumda ne oluyor? Beynimizde bir bariyer var arkadaşlar. Bunun adına kan beyin bariyeri deniyor. Şimdi kanda Sodyum düştüğü zaman ne oluyor? Beyin dokusu içerisindeki sodyum düşmüyor. Kanda su fazlalaşıyor. Beyinde su sabit. Tuz da sabit. Bu o zaman ne oluyor? Fazla miktarda olan su kan beyin bariyerinin diğer tarafındaki beynin içine girmeye başlıyor beynin içine su giriyor. Yani halk arasında beyni sulandı dediğimiz durum bu işte arkadaşlar. Tıp dilinde de beyin ödemi, serebral ödem meydana geliyor. Hiponatremiye bağlı, dilüsyonel hiponatremiye bağlı. Beynin içine su girdikçe ne oluyor? O beyin dokusu genişlemek istiyor. Ama kafa tası var etrafında. Genişleyemiyor. Hastalar komaya ve ölüme kadar giden ve çok e, acı dolu bir ölüm oluyor bunlarda. Eğer dikkat edilmezse hastalar konvüzyon, epilepsi, havale geçirme, bulantılar, kusmalar hatta bazen tanıyı bile zor koyabiliyorlar. Eğer düşünüp de tahlil yapılmazsa bu durumda demek ki tuzu tamamen kesmek veya çok azaltıp fazla miktarda su içmek kesinlikle yanlış. Kendi başınıza sağlıklı yaşayacağım, detoks yapacağım diye bu yollara kesinlikle girmeyin. Yine yapılmış güzel bir çalışma var bu anlattığımla ilgili. Mesela 48 saat dedik ya çok ciddi bir süre diye. Bu 48 saatten önce olursa bu sodyum düşmesi ölümcül oluyordu. Şimdi yapılmış bir çalışmada şu var. Bir hastanın sodyumu 139 normal değerdi. 135-145 olacak. 2 saat içinde... Fazla su içme vesaire bunlara bağlı olarak bir anda 119'a düşmüş hastanın. Tuz tüketmiyor. Mesela tamamen kesmiş. Bir takım başka mekanizmalar da var. Ama önemli olan sodyum miktarı. 2 saatte düştüğü için 119'a ne oluyor hasta? Ölüyor. Hasta ölmüş. Diğer bir hastaya gelelim. Yine aynı değer gibi 119, 122 bunun sodyum değeri de. Ama 140'tan 122'ye düşmüş. Ne kadar sürede? 3,5 günde. Bu hastanın da ölmesini bekleriz değil mi diğer hasta gibi? Aynı değer ama ölmüyor. Hiçbir şikayeti yok hastanın. Sodyumu düşük ama 3,5 günde gelişmiş. Başka bir hastada ise sodyum 99 arkadaşlar. yani 99. 126 zaten hayati tehlike var. Bu hastanın 99 ama ne kadar sürede 139'dan 99'a düşmüş? 16 günde. Yani süre uzun. Hasta sadece uykuya eğilimli. Demek ki hastalık yoktur, hasta vardır. İşte hastayı değerlendirmede bu kriterler çok önemli. Hasta robot değil ki. Her şeyini değerlendirmek lazım. Çok iyi düşünmek lazım. Hızlı tanı koyup hemen tedavi uygulamak lazım. Fazla miktarda su mu içti veya su miktarı fazla mı geldi? Hemen ne yapıyoruz? İdra söktürücü verip hastanın suyunu azaltıp tuzlu solüsyon veriyoruz hastaya. Bitti. Hemen kendine gelir. Ama bunun sodyumu düşmüş. Fazla miktarda suyu düşünemeyip de bir de hastaya e, solüsyon verirsek, izotonik tuzlu solüsyon ne olur bu hasta? iyice şişer yani iyice volüme girer. Beyin ödemi daha da artar. Kendi elimizle hastayı öldürmüş oluruz maalesef. Yani bu bazen gözden kaçabiliyor. Çok ciddi bir konu bu sodyum düşmesi olayı. Hekimlerin de bazen zorlandığı, gözden kaçırabildiği konulardan bir tanesi. Peki... Böbrek hastalarına biz ne, peki ne kadar tuz tüketilmesi lazım normalde? Böbrek hastaları, böbreklerden protein kaçağı olanlar ve kontrol edilemeyen hipertansiyonu olan hastalarımız için biz bir çay kaşığı üstü silme yani 3 gram kadar tuz öneriyoruz. Hangi tuz? İyotlu kaya tuzu veya iyotlu kristal tuzlarından rafine edilmemiş olmak şartıyla öneriyoruz. Peki böbrek hastası olmayan sağlıklı insanlar veya böbreklerden tuz kaybettiren nefropatisi olanlar veya tansiyonu düşük mesela 9'a 6 90-60'ın altında olanlar günde bir çay kaşığı üstü bombe yani 5 gram kadar tuz tükettik, tükettiler mi yeterli oluyor Yine aynı şekilde iotlu kaya tuzu veya kristal tuz tüketmelerini öneriyoruz. Sadece hipertroidisi yani tiroid bezi fazla çalışanlarda eğer iyot verirsek bu tiroid bezinin daha çok çalışmasını sağlar ki o da iyi bir durum değil. Hipertroid dediğimiz tablo. Onu da sadece iotsuz öneriyoruz arkadaşlar. Diğerlerinde iotlu tuz öneriyoruz. Ee, peki bazı hastalarımıza şunu söyleyebilir e, ama ben ekmeği veya diğer işte peyniri, zeytini hiç sıfır tuz tüketemiyorum. Yani ne kadar yapsam da hayat kalitem bozuluyor. Ben hayat kalitemi bozmak istemiyorum. Yine seçeneğimiz var bu durumda da. Ben genelde kendi böbrek hastalarına ne diyorum? Kesinlikle tuz diğer gıdalarda almıyor. Hiçbir gıdada almıyorsunuz. Sadece bir çay kaşığı üstü silmeyi yemekleriniz piştikten sonra servis yapılıyor. Çorbalar, et vesaire. Üstüne Hafif döküyorsunuz bu tuzu. Her seansta her yemeğinize bir çay kaşığı değil. Bir günde toplam tüketeceğiniz bir çay kaşığı. Servis yapılınca ama koyun. Çünkü pişerken konduğu zaman değil bir çay kaşığı. 5-6 kaşık tuz bile yetersiz gelebiliyor tencerenin içerisinde. Onun için servis yapıldığında koyduğunuz zaman hatta o tuz partikülleri ağzınıza gelir. Ve tuzdan da tadını doya doya almış olursunuz. Onun için bu şekilde yapın servis yapıldığı zaman. Peki bu hastalarımıza biz ne diyoruz o zaman. E, ekmeğinizi o zaman e, tuzlu alabilirsiniz diyoruz. Eğer sıfır tuzu e, yapmak istiyorlardı ama yapamıyorlarsa bunu ekmeklerindeki tuzu kesemiyorlarsa. Ekmekte biz e, ne kadar ekmek öneriyorduk hastalarımıza? Günde 3 dilim ekmek öneriyoruz. Aksi bir durum belirtilmediği sürece 3 dilim ekmekte de ortalama 1,5 gram tuz bulunmaktadır arkadaşlar. E, günlük limitimiz ne kadardı? 3 gram. Demek ki 3 dilim ekmeği bir günde hastalarımız tüketebilir. Ayrıca ilave tabi olarak mesela e, tuzu azaltılmış e nelerden olabilir? Peynir veya zeytinden de az miktarlarda tüketebilirler. Biz normalde zeytini tuzsuz, yeşil zeytin günde 7 tane öneriyoruz. Ama suyun içinde beklettikten sonra tuzunu attıktan sonra çok az bir miktar tuz kalabilir. O zaman onlardan da tüketebilir. Ama bunları yaptıkları zaman ne yapacaklar? Diğer gıdalarda asla tuz tüketmemeleri lazım hastamızın. Bu da ayrıca e, önermiş olduğum bir yöntem. Çünkü diğer hastalara biz bir çay kaşığı koyun diyoruz ama bir çay kaşığı Koymak istemiyorsanız o zaman ekmekteki tuzunuzu alırsınız veya zeytin ve peynirden ılımlı miktarlarda yine tuz alabilirsiniz. Evet sonuç olarak tüm gıdalarda olduğu gibi tuz tüketiminde de ne aşırıya kaçacağız ne de tamamen keseceğiz. Tuz önermiş olduğumuz miktarlarda tüketildiğinde böbreklerimiz ve tüm vücudumuz için faydalı bir besindir. Diğer videolarımızda görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a ısmarladık.